Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkman, konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile kalansız bölünebilme kurallarıyla ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı daha takip edebilirsiniz. Kitabımız konuya bir örnekle başlamış. 5 basamaklı doğal sayısı 4 ve 9'a kalansız bölünebildiğine göre yazılabilecek doğal sayıları bulalım demiş. Bu sayı 4'e tam bölünebildiğine göre, 4'e bölünebilme kuralını hatırlayalım. Onlar ve birler basamağındaki rakamların oluşturduğu sayı 00 ya da 4'ün katı ise yani 04, 08, 12 gibi böyle sayılar ise bu sayı 4'e tam bölünüyordu. 9'a bölünebilme kuralı ise rakamların toplamı 9 veya 9'un diğer katları olmalıydı. Peki. Şimdi bakın burada onlar basamağında ne var? 4 var. Demek ki bu sayının onlar basamağıyla birler basamağı 00 değil. Dolayısıyla 40'lı bir sayı olacak onlar ve birler basamağındaki sayı. Dolayısıyla buraya ne yazabiliriz? 4'ün katı olacak şekilde 40 yazabiliriz. 44 yazabiliriz. 48 yazabiliriz. Yani kare burada 0, 4 ve 8 değerleri alabilir. Şimdi bu alabileceği değerleri karenin tek tek değerlendirmemiz gerekir. Çünkü 9'a bölünüp bölünemediğine bakmamız gerekir. 9'a bölünebilme kuralımızda rakamlarının toplamı 9 veya 9'un diğer katları olmalıydı. Kare eğer sıfır olursa, çocuklar kare sıfır olduğunda bakın verilen rakamların toplamı 4, 8, 9. Üçgen yerine sıfır yazdığımızda da rakamların toplamı 9 olur ve bu sayı 9'a tam bölünür. Ya da üçgen yerine 9 yazdığımızda rakamları toplamı 18 olur. 18, 9'un katı olduğu için bu sayı 9'a tam bölünür. Yani üçgen kare sıfır olduğu zaman 0 ve 9 değerleri alabilir. Peki kare 4 olursa? olur. Kare 4 olduğunda da yine aynı şekilde yazarsak buraya 1 artı 4 artı 4 artı 4 artı üçgen eşittir diyeceğiz. 4, 8, 12, 13. Verilen rakamların toplamı 13. 13'e kaç eklersek 9'un katı olur? 5 eklersek. Dolayısıyla burada üçgen 5 olur. Kare 4 olduğunda. Kare 8 olduğunda ise yine 1 artı 4 artı 4 artı 8 artı üçgenin 9'un katı olması gerekir. Topladığımızda 12, 16, 17 olur toplamları verilen rakamların. 17'ye kaç eklersek 9'un katı olur? 1 eklersek. Dolayısıyla bakın burada ne oldu? Üçgen 1 değerini aldı. Peki bu sayılar neler olabilirmiş? 14.040, 14.940, 14.544, 14.148 sayıları olabilirmiş. Gelelim şimdi diğer soruların çözümüne. 4 basamaklı doğal sayısı 9'a kalansız bölünebildiğine göre üçgen yerine yazılabilecek sayıları bulunuz. Evet, sayıyı bir yazalım. 2800 onlu bir sayı. Üçgeni bilmiyoruz. Rakamlarının toplamı 9'un katı olursa 9'a tam bölünür. Dolayısıyla rakamlarını bir toplayalım verilenleri. 2, 8 daha 10, 1 daha 11. 11 ile neyi toplarsak 9'un katı olur. 7'yi toplarsak 9'un katı olur. Dolayısıyla 18 olur. Üçgen burada 7 olursa bu sayı 9'a kalansız bölünür. İkinci sorumuz 4 basamaklı doğal sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre kare yerine yazılabilecek sayıları bulunuz demiş. 6'ya bölünebilme kuralımızı hatırlayalım. Neydi? Hem 2'ye hem de 3'e bölünmeliydi sayımız. O zaman 6'ya da bölünürdü. Dolayısıyla Önce 2'ye bölünebilmeyle başlayalım. Rıklar ikiye bölünebilmesi için bir sayının birler basamağındaki rakam çift olmalı. Yani 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamları olmalı. Ancak bu şekilde ikiye bölünebiliyordu. Dolayısıyla ikiye bölünüyorsa 3'e bölünüp bölünmediğine bakacağız. 2'ye ve 3'e bölündüğünde 6'ya da tam bölünecek. Şimdi eğer 0 olursa rakamları toplamı ne olacaktır? Bakın buraya yazalım. Şimdi rakamlarının toplamı da 3'ün katı olursa 3'e bölünüyordu. 8 15 19 0 daha 19 oldu. Dolayısıyla bakın 0 olamaz. Çünkü rakamları toplamı 19 olmuyor, 3'e bölünmüyor. 3'e bölünmediği için de 6'ya bölünmez. 2 olursa ne olur? 15 19 burası 19 2 daha 21 olur. 3'ün katı olur. Dolayısıyla sayımız eğer 8742 olursa hem 2'ye hem 3'e bölünür. Dolayısıyla 6 ya da tam bölünür. Devam edelim. Yine 15 19 4 eklersek 19'a 23 olur. 23 3'ün katı değildir. Dolayısıyla 3'e bölünmez. Yine 19'un üstüne 6 eklersek 25 olur. 25 3'ün katı değildir. 3'e tam bölünmez sayı. 19'un üstüne 8 eklersek bakın bunların toplamı 19 bu. 8 daha 27 olur. 3'ün katıdır. 3'e tam bölünür. Yani birler basamağı 8 2'ye tam bölünür. Rakamları toplamı 27 3'ün katı 3'e tam bölünür. 2'ye, 3'e bölünen sayı 4'e de şey 6'ya da tam bölünür. Dolayısıyla sayımız ne olmalıdır? 8748 olmalıdır. Bu iki sayı 6'ya tam bölünen sayılardır. Kare yerine yazılabilecek sayıları yazın demiş. Kare yerine burada ne yazabildik? 2 ve 8 yazabildik. Çözüm sorumuzda 4 basamaklı doğal sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre daire yerine yazılabilecek sayıları bulunuz. 56 var. Burada daire var. Burada da 3 var. Rakamlarının toplamı ne olacak? 3'ün katı olacak. Dolayısıyla verilenleri topladığımızda 11, 14. 14 ile neyi toplarsak 3'ün katı olur. 1'i toplarsak 15 olur. 3'ün katı olur. Evet çok güzel. 14 ile 4'ü toplarsak da 18 olur. O da 3'ün katı olur. 14 ile 7'yi toplarsak 21 olur. O da 3'ün katı olur. Yani biz burada daire yerine 1, 4 ve 7 rakamlarını yazarsak bu sayılar 3'e tam bölünebilen sayılar olur. Diğer bir sorumuz 4 basamaklı doğal sayısı 5 ile kalansız bölünebildiğine göre bu sayının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin farkını bulunuz demiş. Bu sayının 5'e bölünebilmesi için birler basamağındaki rakamın ne olması gerekir? Ya 0 olması gerekir ya da 5 olması gerekir. Dolayısıyla 2, 8, üçgen 0 da olabilir bu sayı. 2, 8, üçgen 5 de olabilir. 5'e bölünebilmesi için. Peki alabileceği en büyük değer dedi. En büyük değer dediği için birler basamağı 5 olan Üçgen yerine de 9 yazılan sayıyı alacağım. En büyük değer bu olacak. En küçük değer içinde birler basamağı 0 olan üçgen de 0 olan sayıyı alacağım. En küçük. Böylelikle en büyük değer 2895 en küçük değer de 2800 olacak. E, farkını bulunuz demiş. E, büyükten küçüğü çıkaralım. 2895 eksi 2800 bu da eşittir 95'tir. Eşiğin sorumuzda 4 basamak doğal sayısı 4'e kalansız bölünebildiğine göre yıldız yerine yazılabilecek rakamların toplamını bulunuz demiş. Evet bu sayı 4'e tam bölünüyorsa ne oluyordu? Onlar ve birler basamağını oluşturan rakamların oluşturduğu sayı 0, 0 veya 4'ün katı olması gerekiyordu. Bakın burada onlar basamağı zaten 2. Dolayısıyla 24'ün katıdır. Yıldız yerine 0 gelebilir. 24 4'ün katıdır. 28 4'ün katıdır. Yıldız yerine gelebilecek sayılar 0, 4 ve 8'dir. Bunların toplamı da 12'dir. Diğer bir sorumuz. 4 basamaklı doğal sayısı 10'a kalansız bölünebildiğine göre üçgen artı daire toplamının en büyük değeri kaçtır? 10'a tam bölünebildiğine göre daire zaten direkt ne olacak? 0 olacak. Çünkü birler basamağı 0 olan sayılar 10'a tam bölünür. Buraya 0 yazalım. Ve Tabi en büyük değerini sorduğu için üçgene de 9 demeliyiz. Ki en büyük değeri olsun. 9 artı 0'dan toplamları da 9 olacaktır. Burada 10'a bölünebilen demiş sadece. Dolayısıyla 1'ler basamağı kesinlikle 0. En büyük değeri dediği için de üçgen yerine biz 9 değerini vereceğiz. Yine sorumuz 4 basamaklı doğal sayısı 2 ve 9 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen artı kare toplamının alabileceği en büyük değeri bulunuz demiş. Yani üçgen burada 8, 2 ve kare var. Bakın 2 ve 9'a bölünüyor mu sayı. Şimdi Birler basamağı 2'ye bölünebilmesi için 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 veya 8 olabilir. Yani çift olmalıdır. 9'a bölünebilmesi için de rakamlarının toplamı 9'un katı olmalıdır. Peki şimdi biz şu şekilde yazalım. Bir tane örnek verelim. 82 daha 10. Kaç eklersek 9'un katı olur? Üçgen yerine ne yazarsak? 8 yazarsak rakamları toplamı 18 olur. Dolayısıyla bu sayı 3'e de bölünür. Pardon, 9'a da bölünür. Yani birler basamağına 0, binler basamağına 8 yazdığımızda hem çift olur 2'ye bölünür hem de toplamları rakamlarının 9'un katı olur 9'a tam bölünür. Bir üçgen artı karenin alabileceği en büyük değeri sorduğu için biz burada karenin 8 değerine bakalım. Diğer rakamları da yazdığımızda ne olacak? 8 10 18 olacak bakın 3'ünün toplamı. Bunun bunun bir de birler basamağında 8 olduğunda bunun toplamı 18 olacak. 9'un katı mı katı? Üçgen yerine biz o zaman ne yazabiliriz? 9 yazabiliriz. Toplamları 27 olur ve 9'a da tam böldür. Yani 9828 sayısı hem 2'yi hem de 9'a tam böldür. En büyük değerini bulmak için üçgen yerine ne yazdık? 9 yazdık. Kare yerine 8 yazdık. En çok 17 olur diyoruz. İkinci sorumuz 5 basamaklı doğal sayısı 5 ve 3 ile kalansız bölünebildiğine göre kare artı yıldız toplamının alabileceği farklı değerleri bulunuz demiş. Evet 5'e bölünebilmesi için bir sayının birler basamağında ya 0 olmalı ya da 5 olmalıdır. O zaman yıldız 0 olabilir, yıldız 5 olabilir. Peki yıldız 0 olduğunda kare hangi değerleri alır, 5 olduğunda hangi değerleri alır ona bakacağız şimdi. Sayımız eğer birler basamağı sıfır olursa bu şekilde, birler basamağı beş olursa bu şekilde olacak. Üçe e bölünebilmesi için de rakamlarının toplamı üçün katı olmalı. Yedi, on bir, sekiz de burada on dokuz. Bakın toplamları on dokuz. Üçün katı olması için kare yerine iki yazmalıyız. Kare yerine 5 yazarsak da 3'ün katı olur. Kare yerine 8 yazarsak da 3'ün katı olur. Yani 7 artı 2 artı 4 artı 8 artı 0 eşittir ne olacaktır? 12, 14, 21 olacaktır. 7 artı 5 artı 4 artı 8 artı 0 eşittir ne olacaktır? 24 olacaktır. Ee, yine aynı şekilde 7 artı 8 artı 4 artı 8 artı 0 eşittir 27 olacaktır. Bu şekilde 3'e de tam bölünecektir. Tabi bunları 2, 5, 8 olarak alacağız. Kare burada 2, 5, 8 olabilir. Yıldız da 0 olabilir. Peki burada da rakamları toplayalım. 7, 11, 19, 24. Bakın zaten toplamları 24. Kare yerine 0 yazsak da 3'ün katı yine toplamları. 3 yazabiliriz. 6 ve 9 da yazabiliriz. Bunlarla toplandığında yine 3'ün katı olacak. O zaman yıldız 5 olduğunda karede 0 3 6 9 olabilir. Şuraya yazalım bunu da. 0 3 6 9. Farklı değerlerini bulacağız. Kare artı yıldızın kare artı yıldız diyelim. Buraya yazalım. Birler kare 2 yıldız 0 olabilir. Toplamları 2 olabilir. Kare 5 yıldız 0 toplamları 5 olabilir. Kare 8, yıldız 0, toplamları 8 olabilir. Evet. Geldik buraya. Yıldız 5 olduğunda kare 0, 3, 6, 9 değerlerini alıyor. Yani 5 ile 0'ı 3 ile pardon 5 ile 3'ü sonrasında 5 ile 6'yı 5 ile 9'u topladığımızda farklı sonuçlar Bakalım kaç tane daha çıkacak? 05 daha 5, 73 5 daha 8, 65 11, 95 14. Burada kaç farklı sonuç var? Şu farklı olmayanları silelim. Şimdi 5'i bulmuştuk. 2'yi bulmuştuk mu? Bulamadık. Evet, 5'i bulmuştuk. Şurayı silebiliriz artık. Bunu da silebiliriz. 2 5 8 11 14. Evet. Bu değerleri bulabiliriz. Farklı olarak 5 tane farklı değer bulduk. 9. sorumuzda 4 basamaklı doğal sayısı 6 ve 4 ile tam bölünebildiğine göre daire yerine yazılabilecek rakamları bulunuz. Evet 4'e tam bölünebilme ile başlayacağız burada da. Bu sayı 4'e tam bölünüyorsa bu 2 rakamdan oluşan sayı 4'ün katı olmalı. Peki 4'ün katı nasıl olur? Daire 0 olursa 0, 4 olursa olur. İşte 14, 4'ün katı değil 24 olursa olur. 34, 4'ün katı değil 44 olursa olur. 54 değil 64 olursa olur. 74 değil 84 olursa 4'ün katı olur. Ve 4'e tam bölünür. Peki bu sayı ne olur? 8404 olabilir. 8424 olabilir. 8444, 8464, 8484 sayılar olabilir. Şimdi 6'ya bölünmesine bakacağız. 6'ya bölünebilmesi için bir sayının birler basamağındaki rakamın çift olması 2'ye bölünmesi gerekir. Aynı zamanda rakamların toplamı 3'ün katı olmalı 3'e bölünmesi gerekir. Burada zaten birler basamağımız çift olduğu için direkt 2'ye bölündüğünü görüyoruz. Peki rakamlarının toplamı 3'ün katı olan hangisi? 8 artı 4 artı 0 artı 4 eşittir 16 oldu bakın. 12, 16. Bu sayı 3'e bölünmediği için, tam bölünmediği için 6'ya da bölünmez. Diğerine bakalım. 8 artı 4, 12. 2 daha, 14. 4 de burada, 18. Evet. 8424 sayısı hem 4'e hem de 6'ya tam bölündü. Gelelim diğerine. 8, 12, 16, 20. Çocuklar bunlar, bunun rakamlarının toplamı 20. Dolayısıyla 3'e tam bölünmez. 8 12 18 22 bunların rakam bunun rakamların toplamı da 22 3'ün katı değil 3'e tam bölünmez. Burada 8 artı 4 artı 8 artı 4 12 24. Evet rakamların toplamı 24 3'ün katı olduğu için 8400 de hem 6'ya hem de 4'e tam bölünür. Ayrı yerine yazılabilecek sayılar nelermiş? 2 ve 8 rakamlarıdır. Onun sorumuzda 4 basamaklı doğal sayısı 4 ve 9 ile tam bölünebildiğine göre üçgen artı kare toplamının kaç farklı değer aldığını bulunuz demiş. Evet şimdi 4 üçgen 2 kare 4'e bölünebilmesi için ne olmalı? 4'ün katı olmalı buradaki en sağdaki 2 rakamdan oluşan sayı. Dördün katı olması için 20 olabilir, 24 olabilir, 28 olabilir. Bu kadar. Peki 9'a bölünebilmesi için ne olabilir? 9'a bölünebilmesi için 9'un katı olması gerekir. Rakamlarının toplamının 4, üçgen ve 20'nin toplamı 9'un katı olacaksa 4, 2 de burada 6. Üçgen yerine ne yazmalıyız? 3 yazmalıyız. 9'un katı olur. 9'a tam bölünür. Peki Burada ne yazmalıyız? 4 var zaten. Üçgen yerine 4, 8, 10. Toplamları 10 verilen rakamların. Üçgen yerine de 8 yazmalıyız. 18 olur rakamları toplamı ve ne olur? 9'a da tam bölünür. Burada üçgen yerine ne yazmalıyız? 8, 10, 14. 4 yazarsak 18 olur. Ve 9'a da tam bölünür. Peki şimdi üçgen Artı kare kaç farklı değer alır demiş. Üçgen yerine 3, kare yerine 0 yazdığımızda toplam 3 oluyor. Üçgen yerine 8, kare yerine 4 yazdığımızda toplam 12 olur. Evet. Burada da zaten 4 ile 8'i toplamamız gerekecek. Yine 12 çıkar. 2 farklı değer alır. Diyoruz. 11. sorumuzda 4 basamaklı doğal sayısı 2, 5 ve 9 ile kalansız bölünebildiğine göre bu sayının alabileceği en büyük değeri bulunuz. Sayımızı şöyle yazalım. 2, kare ve yıldız. 2'ye 5'e bölünüyorsa birler basamağı ne olacak mutlaka? Çift olacak. 0 veya 5 olursa 5'e bölünüyordu. Çift olursa 2'ye bölünüyordu. Dolayısıyla ikisine birden bölünebilmesi için birler basamağının sıfır olması gerekir. Hem ikiye tam bölünür hem de 5'e tam bölünür. Peki en büyük değeri sormuş. Burada 9'a da tam bölünebilmesi için rakamları toplamının ne olması gerekir? 9'un katı olması gerekir. 2'miz var. Sonrasında buraya biz rakamları toplamı 9'un katı olacak şekilde bir tane de 9 yazalım. E, sayın alabileceği en büyük değeri bulun demiş. Bu 9'u büyük basamağa yazalım. Buraya 9 yazalım. 9 2 daha 11. Bir de 7 yazarsak rakamları toplamı 18 olur ve 9'a da tam bölünmüş olur. Evet bu sayının alabileceği en büyük değer 9271 diyoruz. 4 basamaklı doğal sayısı 4, 5 ve 9'a bölünebildiğine göre kare artı daire toplamının kaç olduğunu bulunuz. Evet. 5'e bölünüyorsa 4'e de bölünüyorsa ne olacaktır? Birler basamağı yine 0 olacak. Çünkü 4'e bölünebilmesi için çift olmalı. Daire yerine 0 yazıyoruz. 5'e de bölünmesi için 0 olmalı birler basamağı. Şimdi 9'a bölmemiz, bölmemiz gerekiyor. 3, 2 daha. 5. Eğer kare 4 olursa rakamları toplamı ne olacaktır? 9 olacaktır ve 9'a tam bölünecektir. Evet. Dolayısıyla burada kare yerine de 4 yazmalıyız. 4 artı 0 eşittir. 4'tür diyoruz. 5 basamaklı rakamları aynı. Kaç doğal sayının 3 ile tam bölünebileceğini bulunuz demiş. 5 basamaklı sayılar yazalım. Rakamları aynı olan 11.111, 22.222, 33.333, 44.444, 55.555, 66.666, 77.777, 88.888. 99.999'dur bu bahsettiği sayılar. 3'e tam bölünmesi için rakamların toplamı 3'ün katı olmalı. 1, 2, 3, 4, 5. Rakamların toplamı 3'ün katı değil. 2, 4, 6, 8, 10. Rakamların toplamı 3'ün katı değil. Bakın bu hep 3'lerden oluştuğu için rakamların toplamı da 3'ün katı olacak. 4, 8, 12, 16, 20. Toplamları 3'ün katı değil. 5, 10, 15, 20, 25 değil. 6, 12, 18, 24, 30. Rakamlar toplamı 3'ün katı. 7, 14, 21, 28, 35. 3'ün katı değil. 8, 16, 24, 32, 40. 3'ün katı değil. 9'lar zaten 3'ün katı. Dolayısıyla 3 sayı 5 basamaklı 3 sayı bölünür diyoruz. 14. sorumuz 5 basamaklı doğal sayısı 4, 9 ve ona kalansız bölünebildiğine göre üçgen artı yıldız artı kare toplamının kaç olduğunu bulunuz demiş. Şimdi çocuklar burada üçgen, yıldız, kare. Ona bölünebilmesi için bu sayının ne olması gerekir? Birler basamağının 0 olması gerekir. Yani kare ne olacak? Hep sıfır olacak. Peki. Dörde bölünebilmesi için ne olması gerekir? Birler ve onlar basamağındaki rakamların oluşturduğu sayının ya sıfır sıfır olması gerekir ya da dördün katı olması gerekir. E şimdi sıfır yirmi olur. Hani dördün katı olması için kırk olur, altmış olur, seksen olur. Yani yıldızla karenin alabileceği değerler bunlardır. Kare kesinlikle sıfır olmalı. Yıldız iki olabilir, sıfır olabilir, dört, altı, sekiz olabilir. Peki. Bir gelelim üçgeni bulmaya. 9'a bölünebilmesi için bu sayının rakamları toplamının ne olması gerekir? 9'un katı olması gerekir. Bakın burada 8 artı 1, 9. Üçgen yerine ben 0 yazarsam rakamları toplamı ne olur? 9 olur. 9'a tam bölünür. Yani üçgen 0, kare 0, yıldız 0 olabilir. Ya da burada üçgen yerine ben şekilde yapayım. Yıldız 0, kare 0 olduğunda üçgen yerine 9 yazarsam da rakamları toplamı ne olacaktır? 18 olacaktır. 9'un katı olacaktır ve 9'a tam bölünecektir. Dolayısıyla bu şekilde olabilir. Yine devam edelim. Peki yıldız 2, kare 0 olduğunda rakamları toplamı ne olacak? 8 1 daha 9. 2 de burada 11. Üçgen yerine ben 7 yazarsam 18 olacak. Rakamlar toplamı 9'a tam bölünecek. Aynı şekilde 40 olursa burası 8 artı 1, 9 artı 4 13, 5 yazarsam 18 olur. Bölünür. Burası 60 olursa 8 artı 1 artı 9, 15 3 olursa 18 olur. Bunların toplamı 9'un katı olur. 9'a tam bölünmüş olur. 8 artı 1 artı 8 artı 1. 1 olursa üçgen 1, 3, 5, 7, 0, 9 olabiliyor. Yani çocuklar üçgen artı yıldız artı karenin toplamı şu durumda olursa eğer 0 artı 0 artı 0'dan 0 olabilir. Şu durumda olursa 7 artı 2 artı 0'dan 9 olabilir. Şu durumda olursa zaten 9. Şu durumda olursa zaten 9. Bunların toplamı da 9. Bu durumda olursa yine 9. O zaman bunların toplamı 0 veya 9 olabilir diyoruz. Evet. Bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı daha takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.